يبس حم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفيسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. En'am Suresi 121. Ayet Kıymetli Mü'minler, Kur'an-ı Kerim 6 bin küsur ayetten ibarettir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu ayetler sadece abdest ve namazı anlatan ayetler değildir elbette. Kur'an-ı Kerim bize hem dünyamızı, hem ahiretimizi, her şeyimizi anlatır nasıl yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, neleri dikkat edeceğiz, bunları bile anlatıyor. Her birimizin dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de, birinci ve ikinci rekatta geçti, Allah Teala buyuruyor ki, Bir hayvan kesilirken, boğazlanırken besmelesizse, Allah'ın adı anılmadan kesilmişse, onun etinden yemeyin. Bu fasıklıktır, yoldan çıkmaktır diyor. Demek ki bir hayvan besmelesiz kesilirse, o hayvanın etini yemek haramdır. Bir tavuk, bir horoz, bir hindi, bir inek, bir tosun kesilirken eğer besmele çekilmiyorsa bu hayvan yenmez. Bile bile bir insan besmeleyi terk ediyorsa Allahu Teala bunu yemeyin fasıklıktır diyor. Öyleyse böyle bir etten yemek haram mıdır? Haramdır. Hırsızlık yaparak yenen et nasıl haramsa, besmelesiz kesilen tavuk, hindi, horoz, inek, tosunun etinden yemekte aynı şekilde haramdır. Sadece deniz mahsullerinde besmeleyle kesilmesi şartı yoktur. Bunun dışında, tavuğundan tutun da devesine varıncaya kadar, her hayvan mutlaka besmeleyle kesilmelidir ve ancak besmeleyle kesilen hayvanın eti yenebilir. Beş şeye dikkat! Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. En'am suresi 151. ayet. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, Yahudi ve Hristiyanların bir takım sıkıntılarını, yanlışlarını anlattıktan sonra Habibine şöyle emrediyor. Habibim de ki, geliniz, Rabbimiz size bize neleri haram kıldığını beraber okuyalım neleri haram kılmış. Allahu Teala buyuruyor ki: "Bakınız, haramların en başında Allah'a şirk koşmak vardır. Şirkten daha büyük hiçbir günah yoktur. Bir insan karıncayı ezmeyecek kadar merhametli olsa, hiçbir kimseyi incitmeyecek kadar kibar olsa ama kafir olduktan sonra en büyük günahı, en büyük cinayeti işlemiştir. Kendisini ebedi cehennemlik yapacak bir suç işlemiştir." Dolayısıyla küfürden ve şirkten daha büyük günah yoktur. Cenab-ı Hak gizlisinden ve aşikaresinden, her bir zerresinden hepimizi muhafaza eylesin. Nesillerimizi muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu Yahudilere, Hristiyanlara, Müslümanlara, bütün insanlara neyi emretmiş? Birincisi Allah'a şirk koşmayacaklar. Bakın dostlar, ikinci sırada ne gelsin dersiniz? anne ve babaya iyi davranmayı emretmiştir. Allah Celle Celaluhu anne ve babaya iyi davranmamayı da haram kılmıştır. Dolayısıyla Allah'a ibadet etmek, ona şirk koşmamak insan hayatında ne kadar önemliyse anne ve babaya iyi davranmakta da o kadar önemlidir. Anne ve baba insanın seçmesiyle elde edilmiyor. Hiçbirimiz anamızı da babamızı da seçerek almadık. Biz gayri ihtiyari bir anadan ve bir babadan dünyaya geldik. Ancak bugüne kadar bizi yetiştiren, uyumayıp uyutan, yemeyip yediren, kendine bakmayıp evladına bakan, hayatını, her türlü hayalini ve bütün himmetlerini çocuğunun geleceğine bağlayarak, hayatını idame ettiren, bu yoldaki zorlukların tamamını baklava yer gibi tabiri caizse, içine çeken anne ve babanın hakkı, Allah hakkından sonra, İkinci sırada gelmektedir. Allah'a isyan etmek, Allah'a şirk koşmak en büyük günahtır. İkinci sırada ne geliyor? Ana babaya isyan etmek geliyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhuya ibadet etmek ne kadar önemliyse, ikinci sırada da ana ve babaya da iyi davranmak o kadar önemlidir. Üçüncü talimat: Çocuklarınızı geçim sıkıntısından dolayı öldürmeyiniz. Son zamanlarda kürtaj meselesi çok fazlaca gündeme geliyor. Eften püften hesaplarla kürtaj yapmak isterler. Yeni nesildeki anneler ve babalar çocuk sahibi olmamak için mücadele verirler. Acayip bir dünya bu dünya. Birileri aman çocuğum olsun diye dolarları, euroları harcarken, öbürleri aman çocuğum olmasın diye frene basa basa balataları yakıyor. Bir insanın benim aldığım bu maaşta çocuk bakılmaz. Bir tane çocuk var. Benim buna bakacak imkanım yok diyerek rızık endişesiyle çocuğunu düşürmesi kesinlikle haramdır. Çünkü Allah Teala fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Bu en büyük haramlardan bir haramdır. Sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Onların da rızkını biz veriyoruz. Rızık endişesiyle çocuk öldürülemez. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kullarım Günahların aşikarı olanı vardır. Bir de gizli olanı vardır. Hiç fark etmez. Allah'a karşı gizli olanından da, aşikâr olanından da sakınacaksınız. Hepsinden kaçınacaksınız. Zira Allah gizli olanı da bilir, aşikare olanı da bilir. Adam öldürmeyeceksiniz. Cana kıymayacaksınız. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Kimseyi öldürmeyeceksiniz. Öldürmek hakkınız değildir. Ancak birisi babanızı, kardeşinizi veya oğlunuzu öldürdü. Kısasa kısas, Allah'ın izin verdiği yerde olur. Allah'ın izin vermediği yerde asla ve kat'a olmaz. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, burada bu ayet-i kerimenin devamında bir takım özellikleri daha saymaya devam ediyor. Ümmet olarak nelere dikkat etmemiz gerekir? Ehemmiyetine binaen tekrar vurgu yapmak istiyorum. Allah'a şirk koşmayıp onun varlığını, birliğini kabul etmek birinci vazifemiz. İkincisi neydi? Anne ve babaya iyi davranmamız. Anne ve babamız bizim için sıradan insan değillerdir. Allah'tan sonra üzerimizde en çok hakkı olanlardır. İyi veya kötü olmaları onların üzerimizde hakları olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Onların elini de, ayaklarını da öpmeliyiz. Onların duasını almak için elimizden gelen bütün imkanları seferber etmeliyiz. Babana ne kadar harcarsan harca, annene ne kadar harcarsan harca, fazla harcadım, evlatlığımı da yaptım deme. Acizim de. Allah'ım ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama annem babam bana çok daha fazlasını yaptı de. Annemize, babamıza hizmet ederken zaten ömrü bitti bitiyor. Birkaç sene daha idare edelim onu deriz. Öyle hizmet ederiz ama annelerimiz bize ölelim diye hizmet etmiyordu. Büyüyelim diye hizmet ediyordu. Arada ne kadar niyet farkı var. Evlat anaya babaya bakarken zaten öldü ölecek, hizmet edeyim der. Anne baba evlada bakarken uyusun da büyüsün derler. Ben bakayım da büyüsün adam olsun diye hizmet ederlerdi. Bu iki niyet çok farklıdır.